Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fermat Simulator'dayız ve çok güzel şeyler oldu. İndirim vardı geçen gün. Oyundaki almadığım otobüslerden biri olan VDL'in çift katlısı Futura FDD2'yi aldım. Ayrıca şimdi sizlerle beraber görmek için ben de bakmamıştım. Haritaya girelim. Biliyorsunuz Avusturya'daydık. Avusturya'da Linz'e gideceğiz bugün. Salzburg'dan Linz'e doğru bir yolculuğumuz var ama daha güzel bir şey söyleyeyim. Şimdi bu tarafları zaten biliyorsunuz ama şurası, şu kocaman yer olan Fransa DLC'sini aldım arkadaşlar. Fransa DLC'de indirim vardı. Hazır almışken dedim onu da alayım. VDL ile beraber ikisini aldım. Burada yollar bayağı uzun. Ben de şu an ilk defa görüyorum bu arada. Yani bakmadım videodan önce. Burada yollar bayağı uzun ve kıvrımlı böyle virajlı şeyler var. Avusturya'yı bitirdikten sonra artık buraya başlayacağız. Yani bu oyunla ilgili şöyle bir şey sormak istiyorum size. Bu oyunu canlı yayında mesela oynamamı ister misiniz? Yani şöyle bir canlı yayın yapalım mı bu oyunda? Canlı yayınları biliyorsunuz çoğunlukla Twitch'te yapıyorum. Aşağıda linki bulunan Twitch kanalıma da gelebilirsiniz bu arada. Geri gelmişken onu da söyleyeyim. Şöyle hemen geçelim. Salzburg'dan Linz'e doğru gideceğiz. Karlı bir hava seçtim. Christmas kaplaması bulmuştum. Aa, kapı terse doğru açılıyor. Aynaya çarpıyor mu? Vay be, 1 milim kalıyor ve aynaya çarpmıyor. Adamlar düşünmüş. Arka kapı nasıl açılıyor? Geyiğin ayakları gitti. Christmas kaplaması bulduğum için dedim ki hazır Christmas kaplaması yani yılbaşı kaplaması bulmuşken şey yapalım. Yılbaşında kullanalım. Şu anda 1 Ocak tarihi oyunun. Motorumuzu çalıştırmamız lazım önce. Şöyle ekran bir açılsın. Navigasyon bayağı uzakta kalıyor. Evet. Diğer VDL'lerle aynı sanırım şeyi. Klimamızı şöyle açalım. Ama klimayı ayarlasak iyi olacak. Çünkü dur bir dakika soğuk sıcak. Burada neler var? Sürücü kabin ışığına gerek yok. Yolcu okuma ışıklarını da açamıyor muyuz? Açtık. Bu niye ters? Aa, iki türlü de. İlginç. Hazır yeri gelmişken kapımızı buradan kapatalım. Bagajları kilitle. Sürücü monitörümüz açık zaten. Bu kapanabiliyor mu hakikaten? Aa, kapanıyormuş. Very nice. Şunları da açalım. Yolcu monitörlerini. Yolcu monitörü açınca mesela bak bazılarında şey veriyordu. Bunda o yok. Menü mü? Sol cam güneşliği. Güneş geldiğinde aslında güzel oluyordu bu. Aksların ikisini aynı anda indirecek bir şeyimiz yok galiba. Evet. Yolumuza çıkalım bence. Daha da fazla geç kalmayalım. Fren pedalına basalım. Vitesi arttıralım. El freni indirelim. Hadi bismillah gidiyoruz. Arka aksı dönüyor mu aracın? Bakayım. Evet dönüyor. Bir de kapı açılsa güzel olacak. Evet şöyle bakın göstereyim. Arka aksı dönüyor. Daha rahat bir manevra kabiliyeti sunacak bize. Yani umarım galiba. Sola dönmemiz lazım. Haydi bismillah. Sabah erken saatleri seçtim. Şimdi kış olduğu için tabii sabah erken saatlerde hava karanlık. Bakalım Linz nasılmış? Şöyle bir kademe sileceğimizi de açarsak güzel olacak. Navigasyon sola çok direksiyon çevirmediğimiz sürece rahat bir şekilde görüyoruz galiba. Sağa döndüğümüzde zaten göreceğiz. Aa. Herhangi bir şey falan yok. Direkt buradan alacağız insancıkları. Evet. Şöyle hemen şey yapalım. Buradan evet indirdik akslarımızı da. Kapılarımızı da açalım. Haydi bakalım. Yolcular. Şey nerede? Bagaj. Bir tane de ha şu var. Evet buraya da koydular bagajlarını. Merhabalar efendim. Halo. Bu giriş geçerli mi? Bilmiyorum. Bakacağız. Osnabrück mü? Biz nereye gidiyorduk ya? Linz'e gidiyorduk. Teyzeciğim. Kusura bakma. Ya bilet mi istiyorsun? Şu bilet olayları yani gerçekçilik katıyor tabii ama biraz uzun sürüyor. Aslında mesela canlı yayın yaparsak canlı yayında birkaç duraklı şeyde yapabiliriz. Ben niye mouse'umu görmüyorum ya bugün? Bittesi, danke schön, bittesi canım. Bittesi.
Teyzeciğim, hello. Bunlar bilet istiyorlar. Bak yine göremiyorum. Şey çok hızlı mı hareket ediyor? Allah Allah. Oraya gitmiyoruz kardeşim. Sevus. Sevus neydi? İyi günler mi? Günaydın mı? Yok. Almancayı çökeceğiz yani bu şeyle, oyunda. Evet, başka da kimse yok. Kapatın bakalım. Arka kapıyı da buradan kapatalım, uğraşmayalım. Oturduk. Kapıları kapadık. Bütün yolcuları almış mıyız? Şöyle bakalım. Evet, 12 kişiyiz. Hadi bakalım, gidiyoruz. Gidemiyoruz çünkü. Aa, bir dakika dur. Şimdi pıs diye ses çıkacak. Daha da fazla kaldırabiliyor muyuz ya? Bilemedim. Hani bastıkça sanki araç... Ha evet, daha da fazla yükseltebiliyormuşuz. Araç daha da fazla yükseldi. Sonra normaline indi. Işık olmasın, ışık olmasın. Evet. Araç şimdilik gayet normal hissettiriyor. Yani güzel. Kullanışta rahat. Yeşil yanıyorken şöyle iğrenç kornamızı basarak geçtik. Hadi burada duralım. Aa, yeşil yandı. Güzel. Kurallara birazcık uyalım. Normal şartlarda hiç böyle şeyler yapmam tabii arkadaşlar. Bu oyun sonuçta. Oyunda özellikle şey aşırı bekletiyor trafik ışıkları. 70'miş hızda sınır. Bakalım. Birkaç kere denemiştim böyle tam puan almayı. Ama araç bana çarpmıştı sağ taraftan. Yukarıdaki katlarda önceki bölümleri bulabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Fermas'ı seviyorum ben. Güzel oyun. TML Studios'tan çıkmış bir oyun. Turist Pass da mesela bununla aynı anda çıktı ama o kadar beni sarmadı. Hiç almadım yani, oynamadım. The Bus mesela yine aynı yapımcının. The Bus'ı oynuyorum. Ama onunla alakalı da bir artık ekonomi vesaire bir şey getirirlerse, buradan Fermas değil pardon, TML Studios yetkililerine sesleniyorum. Yani bir şu The Bus'a yönlenin ne olur ya. Oyuna bir şeyler getirin. Hava karlı ama burada sanki altını vuracakmışız gibi geldi bir an. Gün bir türlü aydınlanmadı ya. 9 yapmıştım sanırım kalkış saatini. Hadi aç şu telefonu. Gözlüğüm de düşüyor. Gayet güzel ya araç. Sevdim. Bu en son çıkan otobüs DLC'si sanırım. Hop 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 hop. Çarpma çarpma çarpma. Döndüremiyorum direksiyonu. Bir dakika, içeri geçmem lazım hemen. Tam puan alacağız derken. Çok hızlısın mı? Ha gitti zaten. Hız limiti kaç ki şu an ya? 80 mi? Abi niye? Burada niye 80 olsun ki? Hız limitlerine uyma konusunda zaten gitti direkt. Puanı kaybettik ama zaten 1-2 puan kesiyor ondan. O yüzden hiç umursamayacağım. Hızlıca gidelim. 80. Anlamadım neden burada hız limiti düşük. Genelde 100 olur. Yokuş aşağı bile mesela. Bak yine bir tane daha şey yaptım. Ses duvarına çarpacağız. Ha oldu. Normal şartlarda hani yokuş aşağı bu araçlar 120, 130, 140 gider bence. Ama oyunda hiçbir şekilde 100'ü geçemiyorsunuz. Yani 102 falan yapıyor en fazla. 103. Saçma yani, bence izin vermesi lazım. Veya en azından limiti kaldır seçeneği olması lazım ETS'deki gibi. Oo, direksiyonu neredeyse sonuna kadar çevirdim ve anca dönüyoruz şu anda. O viraj birazcık keskinmiş. Bir de yol sanki böyle şey gibi, eğimli gibi ya. Dümdüz gitmiyoruz yani. Ben mi yamuğum acaba? Heh, şimdi bak düzeldi sanki.
Arkadan gelen var ama kamyonu geçmem lazım. Hop. Evet. Yalnız bu yeni sisteme geçtikten sonra Fembas daha bir güzel oynanabiliyor herhalde artık. Şu an tabii 1080p'de oynuyorum. Hani 1080p olduğu için böyle. Ama işte 2K, 4K falan derseniz o zaman yine sistem zorlayacaktır. Direksiyon çok zor dönüyor ya. Buradan bir yerden dönecek miyiz acaba? Ne diyor? Lens. Düz devam edeceğiz. Burası başka bir yere gidiyormuş. Hakikaten de başka yere gidiyor. Sanki bir bayıldı gibi araç ama. Şu tab'a basıp bir bakalım. Şuraya navigasyonu ekler gibi yapıyorum. Böyle kontrol ediyorum. Güzel oluyor. 68 kilometremiz varmış. Evet, hız limiti 100 zaten. Tamam, kapatabiliriz bunu. Hiçbir şeyi bozmadan, yani gidişatı bozmadan ona bakıp kapatıp açabiliyor olmamız güzel bence. Ben bayağı hoşlandım bu tab olayından. Diğer böyle simülasyon, işte tır, otobüs oyunlarında da bence kullanılabilir. Yani gayet mantıklı. Zaten orada navigasyon olduğu için tekrar açma ihtiyacı hissetmiyorum ama mesela burada da şeyi göstermiyor. Kalan kilometreyi falan göstermiyor. Hız limitini gösteriyor mesela. Bak, oraya hız limitini koymuşsun. Öbür tarafa da kilometreyi koy diyorum. Orada mavi bir şey gördüm. Umarım beni yanıltmaz. Yok. Göstermiyormuş. Tamam. Bir an korktum var ya, orada gösteriyor olsaydı. Rezil olacaktım. O mavi şeyin açık olduğuna dair herhalde. Çünkü kapatabiliyoruz onu. Evet. Döndük. Kapatabiliyoruz onu. Aracı daha fazla yükseltmeyi bir şeyde deneyeceğim bakayım. İndikten sonra. Çok geç varmazsak. Aracı yükseltip mesela adamın yanında ne kadar, adam ne kadar duruyor yanında. Bir de alçaltıp tekrar deneriz falan. Bir mola vermemize gerek yok. Zaten sanırım mola yeri yok yolumuzun üstünde. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama Fransa bayağı büyükmüş. Fransa DLC pahalıydı. 95 lira normalde bildiğim kadarıyla. Ama %50 falan bir indirim vardı. 40 liraya mı ne geldi galiba? 42 liraya mı? Yanlış hatırlamıyorsam o tarz bir şey aldım. Yani 40'lı bir şey aldım. Normalde hani hep aynı fiyata inip çıkıyor Fernbus. O yüzden dedim böyle bir indirim varken Fransa'yı özellikle ben çok istiyordum çünkü. Hatta kendilerine de yazdım. Fransa DLC istiyorum vesaire. Ama göndermemişlerdi. Başka DLC'ler gönderdiler sağ olsunlar ama yani Fransa tabii büyük bir DLC. Baktım indirime girmiş, hemen aldım. Artık Avusturya bittikten sonra oraya da gideriz. Daha Almanya'da da bir sürü açmadığımız yer var. Yani bu oyunu dediğim gibi canlı yayında oynamak aslında zevkli olabilir. Hem çünkü chat olsa mesela chat'i de kontrol edebiliyorum buradan. Çok rahat bir şekilde. Yani oyunda herhangi bir artık şey problemi de yok gibi. Benim açımdan. Takılma, kasma, donma vesaire. İlk açarken bir uzun sürüyor. Sebebini anlayamadım ama yüklenmesi, tabii ben SSD'ye yüklemiyorum oyunları yer kaplamasın diye, hard disk'e yüklüyorum. O yüzden de olabilir. Buradan sola nasıl dönmemi bekliyor ya? Işık mı var? Evet. Rötarlar var ya, durdurdu arabayı resmen. Hadi neyse, bekleyelim. Kurallara uyalım. Durmuyor araç. Yine bir kamyon var. Sesi inanılmaz geliyor. Dışarıya çıksam şimdi. Bak. Of. Her yer kamyon. Hayda. Onlara yeşil yandı. Biz biraz daha bekleyeceğiz. Karşıdan da gelen yok ama. Kurallara uyacağız dedik madem. Kırmızı ışıkta geçtiğimizde şeyden düşmüyor bildiğim kadarıyla.
Onu saymıyor. Evet, şehrin içine doğru giriyoruz sanırım. Evet, burada Linz diye tabelayı gördük. Bakalım nasılmış. Karlı bir şekilde gidiyoruz tabii Linz'e. ETS'de çok oynadık Linz'de. Linz'den çıktık, gittik, geldik falan bir sürü ama Fernbus'ta ilk defa Linz'e geliyorum. ETS'de hatta Türkçe'ye çevirdiğin zaman Linç'e diye yazıyor. Ne alakaysa. Öyle mi okunuyor bilmiyorum tabii belki. Ama sanmıyorum ya. Almanca'da da Linç'e diye okunduğunu sanmıyorum. Çok hızlıyım evet. Yine bir kırmızı yakalandık. Şuradan yok buradan değil. Şuradan bir bakalım. Evet az kalmış. Zaten ilerideymiş yani. Hazır kamyon yokken şöyle aracımızı dışarıdan da göstereyim size. Güzel olmuş bence. Oyunda bir Setra'nın çift katlısı var. Bir VDL'im var. Bir de kimin vardı? Zaten ilk olan Neoplan'ın mı? Scania'nın mı? Neoplan'ın var. 3 tane çift katlı var. DD diye geçiyor. Yani Double Decker diye geçiyor. Double Decker normalde bu İngiltere'deki kırmızı otobüse verilen isim aslında ama tabii çift katlı demek. Onun ayrıca bir adı var mıydı hatırlamıyorum ama sanki şey yok ya, terminal falan yok. Yolun kenarına atacağız insanları. Evet, maalesef herhangi bir terminal falan yok ve Arnavut kaldırımı var. Arnavut kaldırıma girer girmez acayip bir titreşim veriyor. Hadi gerçekçi olsun madem. Son kırmızı ışığımızda da bekleyelim. 46 Maraş'ın plakası yaptım bugünkü seferimizi. Yine depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Depremi unutmayalım. Gündemi unutmayalım. Yani deprem olduktan sonra oradaki insanların yaşadıkları, onları lütfen unutmayalım yani bence. Gündem sürekli değişiyor tabii ama. Şimdi kapılarımızı açalım ki insanlarımız insin. Mesela şu an araç yere en yakın konumda. Dur. Şu şeyi de bir açalım kapıları. Bagajları. Eyvallah. Herkes aldı şeyini. Şimdi bineceğim. Bu sefer yükselteceğim aracı. Bakayım. Aha daha fazla yükselmiyor. İneyim bakayım. Ha. Arkası ne biçim oldu? Bu ne abi? Şey gibi oldu. Tofaşları yapıyorlar ya böyle. Önü düşük, arkası yüksek. Dur o zaman. Kaldır. Önünü de kaldırdık. Oo bayağı yükseliyor. Ama bunun kaç kilometreye kadar kullanabiliyoruz acaba? Aracın üst tarafına bakmadık. Onu da şöyle göstereyim. Üst katta böyle. Ben en sevdiğim yer burasıdır. Küçükken Taksim'e giderdim çift katlı otobüsle. Hep en öne oturmaya çalışırdım bu üst katta. O geldi aklıma şimdi. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.